gölde bir ilke imza atmak için soğuk sulara girdi. Yaklaşık 40 santimlik buzda açılan kare alandan suya giren milli sporcunun hedefi 110 metre ilerideki ikinci açıklıktan çıkmaktı. Bunu da tek nefeste başarması gerekiyordu. Buzaltı tek nefeste rekor erkeklerde 108, bayanlarda 70 metreydi. Şahika bu kategoride en uzağa giden olmak için hedefini 110 metre olarak belirledi. Milli sporcumuz Şahika Ercümen buz altından serbest dalışta 110 metre giderek Guinness Dünya Rekoru'nu kırmak için son hazırlıklarını yapıyor. Şahika'nın kıracağı 110 metre hem bayanların hem de erkeklerin dünya rekorunun üzerinde. Yani bir ilk. Beklenen an geldi. Şahika buz gibi suda buzun altından en uzağa giden olmak için daldı. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Şahika'nın rekora gidişini an be an kaydetti. Şahika 110. metrede 2 dakika 20 saniye süren heyecanlı bekleyiş sonunda rekora uzandı. Bu kategoride erkekler rekoru 108, bayanlar rekoru ise 70 metreydi. Çok uzun zamandır... Teşekkürler. Merhabalar, Şahika ben. Serbest dalış sporcusuyum. Ve tabii gördüğünüz gibi bu spor tek bir nefesle en uzağa gitme, en derine dalma veya nefesini en uzun süre tutma gibi adlandırılabilir. Ben de bu kategorilerde yaklaşık 6 dakika nefesimi tutuyorum ve en son kırdığımız dünya rekoru 110 metre derinliğinde. Tabii suya, yani suyla buluştuktan sonra aslında yaşama tekrar döndüm diyebilirim. Çünkü benim çocukluğumda bir astım geçmişim var ve doktor bırakın spor yapmamı, böyle evden bile dışarı çıkmamı çok uygun bulmuyordu. Ama gerçekten su bana yaşamı ve yaşamımı tekrar kazandırdı. Bu rekorsa ilk kırdığım dünya rekoru. Üniversite eğitiminden sonra hani bir tane hakkım varsa ne yapabilirim dediğimde bu rekoru kırıp kendi mesleki hayatıma devam etmek istedim. Ve tüm gücümü, tüm işte konsantrasyonumu bu rekora aslında odaklamıştım. Ve yapmışken de elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Guinness Rekorlar kitabına girmem için erkekler rekorunu da geçmem gerekiyordu. Ve o zaman kadınlar rekoru 70 metre, erkekler 100 metreydi. Amacım 100 metreyi geçerek rekorlar kitabına girip ölümsüzleştirmekti bu anı. Fakat rekordan tam 2 hafta önce Alman bir dalgıç gelip bu rekoru 108 metreyle kırdı. Böyle tam biz yıkılmışken son bir, çünkü bir senenin emeği var. Bana inanan insanlar, zar zor sponsor bulmuşum ve bu rekoru organize etmişim. Belki de hayatımın tek şansı. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalarım devam etti. Ve 110 metreyle bu denemeyi başarılı olarak kırdık. Tabii burada o kadar çok faktör vardı ki beni zorlayan. Yani hayatımın kırdığım ilk rekorun bu kadar zorlayıcı olması belki de beni hayata çok iyi hazırladı. İşte buzun soğuk olması, klostrofobik olması, üzerimizden araçlar geçiyor. İnsanlar buzun üzerinde yürüyor ve siz istediğiniz zaman o buzun altından çıkamıyorsunuz. Bunlar ne kadar dezavantaj gibi görünse de aslında beni en çok kuvvetlendiren şeylerdi şu an dönüp baktığımda. Ve orada da rekor anında bunları düşünmek yerine sadece ana odaklanmayı seçtim. Yani muhtemelen diğerlerini düşünseydim de bu rekoru kıramazdım. Ama anda kalarak sadece yapmam gerekeni yaptım. Bunun da en iyi yöntemi sanırım nefese odaklanmak. Çünkü bazen geçmiş, işte geleceği düşünmek, korkularımız bizi o kadar çok şu an bulunduğumuz andan geriye koyuyor ki burada anda kalabilmenin en büyük sırrı da nefes olarak görünüyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Böyle birkaç çalışma göstermek istiyorum. Öncelikle bu rekordan önce aldığım nefesi göstereceğim ki sonra yaptığımız egzersizlerle kıyaslayabilelim diye. Önce çok derin bir nefes almayı göstereceğim. Thank you.
Bu şu an, şu koşullarda benim alabileceğim maksimum havaydı. Çünkü hava çok sıkıştırılabilir ve gerçekten limitleriniz yok. Yani derin nefes almak kimisi için sadece şudur. Ama gerçekten o kadar büyük bir alanımız var ki nefes alabilmek için ve onu kullanabilmek için. O yüzden o potansiyelimizi biraz daha zorlayabileceğimizi düşünüyorum. En azından ben öyle yapıyorum. Nefesi önce karnıma alıp sonra akciğerlerime, sonra da hava sıkıştırılabilir olduğu için yutabildiğim kadar havayı yutarak paketliyorum, sıkıştırıyorum ve böylece akciğer volümümü arttırmış oluyorum. Şimdi birlikte ne yapabiliriz? Öncelikle neden faydalı ondan da biraz bahsetmem lazım. Çünkü sizi gerçekten şu anda tutabilecek, işte şu an bu çocuk seslerini duymamanızı, buradan sonraki akşam planınızı veya yarınki bir hafta sonraki toplantılarınızı düşünmek yerine gerçekten burada %100 özümseyerek kendi potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koymanız için bu nefes çalışmaları çok çok önemli. Bir tane çalışmayı birlikte yapalım istiyorum. Önce bir sizi rahatlatacağım programın başında. Çok rahat oturun. Şöyle eller kollar çok rahat olsun. Bacak bacak üstüne atmazsanız daha rahat yaparsınız. Ben sizi yönlendireceğim, o yüzden gözlerinizi kapatabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın yavaşça. Çok yavaş ve derin 4'e kadar sayarak nefes alıyoruz burnumuzdan. O nefesi içimizde 4 saniye tutuyoruz. Ve yine 4 saniye sayarak nefes veriyoruz. Gözlerini kapat, hep daha rahat oturmayı araştır. Buna devam ediyoruz. 4 saniye nefes al. Tut nefesini 4 saniye. Ve 4 saniye boyunca nefes ver. Tekrar 4 saniye nefes al. Tut nefesini içinde. 4 saniye boyunca nefes ver. Vücudunu daha rahatlat. Belki omuzların gergin olabilir, onları düşür iyice. Hiçbir yük olmasın vücudunda. 4 saniye nefes al. Tut içinde 4 saniye. Ve 4 saniye nefes ver. Yavaş ve derin nefesler. Belki ellerin kasılmış olabilir. Bütün işleri yapan o ellerini biraz rahatlat. Hiçbir kasın kasılmasın aslında. Yarı uyur gibi 4 saniye nefes al, 4 saniye onu içinde tut ve 4 saniye nefes ver. Şimdi yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Müthiş. Biraz rahatlatma, biraz başlangıç çalışması. Şimdi biraz daha sizi, enerjinizi, o içinizdeki gücü hareketlendirecek. Biraz da aslında iç organları masaj yaptığı bile söyleniyor. Çünkü karnımızı da kullanacağız. Ve karbondioksit seviyemizi biraz düşüreceğiz şimdiki çalışmayla. Yine hep rahat pozisyonda oturuyoruz. Çok rahatız. Tek elimizi karnımıza koyacağız. Önce ben göstereceğim. Tüm gücümüzle, bunda amaç nefes almak değil de nefesi vermek, dışarıya kuvvetlice vermek. O yüzden çok kuvvetli bir şekilde burnumdan nefes vereceğim ve sonra havanın içime dolmasına müsaade edeceğim. Şu şekilde. Yani karın kaslarımı da kullanarak, biraz akınarak o nefesi tüm gücümle dışarıya veriyorum. Yine herkes önce gözlerini kapatsın. Katılmak isteyen herkes gözlerini kapatıyor, el karında. Ve birlikte çok kuvvetli nefes veriyoruz dışarı, ritimle. Tüm gücünle devam et. Çok kısa bir süre devam edeceğiz. Tüm gücünle bırakmadan devam et. Kapat gözünü. Tüm gücünle karın kaslarını kullan. Sadece nefes girip çıkıyor içine. Zorlanıyorsan bile devam edebilirsin. Tüm gücünle bir 30 saniye daha yapıyoruz. Ritmini bozma. Hep daha hızlı ve devam et. Biraz daha hızlandır şimdi. Son birkaç tane. Devam et. Kapat gözünü. Çok önemli gözünü kapatman bu çalışmada. Devam et. Ve son birkaç kez daha yap. Tüm gücünle
Şimdi çok derin bir nefes al, tut o nefesi içinde. Çok derin, uzun uzun derin bir nefes al ve tut onu içinde. Gözler kapalı, içinde tut onu. Çok derin nefesini aldın, tutuyorsun. Bekle biraz, çok az bekle. Biraz daha bekle. Ve yavaş yavaş, çok yavaş burnundan ver bu nefesi. Çok yavaş ver. Gözler kapalı kalsın şimdi. O içindeki değişimleri hisset. Çünkü karbondioksit seviyen biraz düştü. O değişimleri hissetmeye odaklan. Ellerine odaklan. Onların iyice rahatladığını, gevşediğini düşün. Omuzlarını rahatlat yine. Karnını, bacaklarını, tüm eklemlerini gevşet ve rahatlat. Ve hazır hissettiğinde yine yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Bilmiyorum nasıl hissettiniz bu çalışmayla. Hafif bir evet baş dönmesi olabilir ama bu çok güzel bir şey. Yani bu çalışmaları aslında sadece birer dakika yaptık ve yaşamınızda sürdürülebilir bir etkisi olması için bunları günde aslında birer dakika yapmanız önemli ve yeterli. Belki bu organizasyon boyunca yorulduğunuzu hissettiğinizde, daha çok odaklanma ihtiyacınız olduğunda veya hafta boyunca stresli bir an yaşadığınızda sadece bir dakika boyunca bu egzersizleri yapmanız size gerçekten yeniden başlama şansı veriyor. Aslında her saniye yeniden başlama şansı bizim için. Her aldığımız nefes yeniden başlamak için bir şans. Dolayısıyla hiçbir şey yoksa bile sabah kalktığımızda veya gece yatarken birer dakika bu egzersizleri yapmak çok büyük değişimlerin başlangıcı olacak. Çünkü değişim önce bizde başlıyor. Ondan sonra daha büyük, daha önemli şeyleri değiştirebiliyoruz. O yüzden bu çalışmaların etkili olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.